Coin hiç kolay adımda. Coin parada. TV yüz ekranların herkese mutlu hafta sonları efendim. Sevil Ağacı mutlu hafta sonları. Teşekkür ederim sana da. Bugün izleyicilerimize ve yarın da birlikte olacağız. Evet. Bugün bir hayli yoğunuz ve farklı konular konuşacağız. Özellikle ilk konuşacağımız konu çok önemli. Maalesef ki Türk televizyonlarında son dönemde sıkça gördüğümüz aile içi şiddetle ilgili bir avukatımız olacak. Özellikle son dönemde gördüğümüz şekilde şiddete uğrayan hem eşler hem de çocuklar için neler yapılabilir, bunların hepsini konuşacağız. Sonrasında bir Skype bağlantımız olacak. Değil mi? O, evet. Bu konuyu da sen hakimsin galiba Sevil. Evet, evet. NLP Master ve PCC koçluğu nasıl olur? Şimdi biz hep şeyi konuşuyoruz. Nasıl danışmanlık alınır? Hı-hı. Ama bugün konuşacağımız konu koç nasıl olabilirsiniz? Aslında kişisel gelişim koçu diyebilir miyiz? Evet tabii kesinlikle. Diyebiliriz. Peki diğer konuğumuz benim için özellikle hazırlanmış bu nümeroloji konusu. Çok önemli bir konu. Hem ismimiz, soyadımız ve doğum tarihimiz aslında bizim kaderimizi belirliyor galiba. Öyle birçok faktörde olduğu gibi nümeroloji de çok değerli bir bilgi. Çocuklarımıza aslında isim koyarken biraz dikkatli olmamız lazım. Ben öyle yaptım. Numerolojiye göre isim koydum. Bunu konuşalım bu arada. Ben kafaya göre koydum. Hatta başka isim koyacaktım. Olmadı, değiştirdim yolda falan bu arada. Ayşe bu arada çok uğurlu bir isimmiş. Çocuğuma da herhalde ilahi kendiliğinden geldi bu isim. Çünkü Ayşe koymayı hiç düşünmüyordum. Ama baba. Ayşe alfa isimlerden bir tanesi. Alfa isim demek? Alfa isim ön plana gelebilen. Gerçekten bunları şanslı, konuşalım. Evet. Konuşalım bunların hepsini ve son olarak ay küpem de düştü. Neyse bugün bu küpem beşinci keredir düştü. Sevilay seninle aslında Sevilay benle kızımın haritalarına bakmıştı. Baktım, evet. Bu konuya hakimim ben. Anne ve baba olduğumuzda çocuğumuzun haritası ne kadar önemli, bunları bugün Sevilay'la... Evet, aile haritalarından bahsedeceğiz. Anne baba çocuk haritaları. İsterseniz bugün oldukça yoğunuz, hemen başlayalım programa. Başlayalım. Aile içi şiddette hangi yasa nasıl uygulanıyor? Aile içi şiddet gören kadın kendini ve çocuklarını korumak için hangi adımları atmalı? Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma neleri kapsar? Boşanma sonrası maddi ve manevi tazminat şartları neler? Hangi durumlarda nafaka ödenir? Avukat Hazal Karaoğlan anlatacak. Yaşam koçluğu nedir? Profesyonel koçluk hayatımızda neleri değiştirir? Bize neler katar? Profesyonel koçluk hizmeti ne kadar sürer? Herkes profesyonel koçluk hizmeti alabilir mi? Kimler profesyonel koçluk eğitimi alarak yaşam koçu olabilir? PCC ve NLP Master Abdurrahim Koçbay cevaplayacak. Nümeroloji nedir? Sayılar hayatımızı nasıl etkiliyor? Sayı analizi nasıl yapılır? İsmimizin yaşamımıza etkisi ne? İsmimizin nümerolojisini nasıl hesaplarız? Nümerolojinin karma ile nasıl bir ilişkisi var? Hangi sayılar hangi durumlar için kullanılıyor? Yaşam koçu ve nümerolojist Ayşegül Simurk Yeşilçimen yanıtlayacak. Doğum haritasında anne çocuk ilişkisinin göstergeleri neler? Nasıl bir ebeveyn olduğumuz doğum haritamızda mı saklı? Çocuklarımızla olan ilişkilerimizde astrolojiden nasıl faydalanabiliriz? Urenyen astrolog Sevilay Eriçtem astrolojiye göre anne ve çocuk ilişkilerini anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet, avukatımız Hazal Karaoğlan bizlerle birlikte. Gönül isterdi ki maalesef ki bu konuyu konuşmak istemezdik ama görüyorum ki konuşulacak aslında bir avukatla belki de milyonlarca konu varken Türkiye'de şu an en çok konuşulan konular, ekranlarda maalesef gördüğümüz, sosyal medyada maalesef istemeyerek şahit olduğumuz maalesef ki en çok konu aile içi şiddet ve boşanma davalarındaki yaşanan olaylar. İsterseniz sizinle ilk olarak şiddetin bir tanımını yapalım. Tabii şiddet sadece aile içinde olmuyor. Önce onu belirtmek istiyorum. Sokakta yürürken de bir kadın şiddete uğrayabiliyor ya da iş yerinde de şiddete erkekler uğrayabiliyor. Erkekler de uğruyor. Evet ama daha çok Türkiye ataerkil bir toplum olduğu için onu da izah etmek istiyorum.
Medeni Kanun'da 1926 yılında kabul edildiğinde koca birliğin reisidir maddesi vardı ve evli bir kadın çalışacağı zaman kocasından bir izin belgesi getirmesi gerekiyordu yasaya göre. 2002 senesinde bu değişti. Daha bizim ülkemizde yeni yani. Çok yeni değişmiş. Dolayısıyla 2021'deyiz ve yine de yol alındığını düşünüyorum ben bir hukukçu olarak. Şiddetin tanımını yapmamız gerekirse gerek özel gerek kamusal alanda kadının zarar görmesi ve acı çekmesine sebep olan her türlü fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik eylem. Yalnız bu eylemin aktif bir eylem olması gerekmiyor. Pasif bir şekilde o kişiyi bunu aktif yani aktif olmasına gerekmiyor. Mesela o kişiyi özgürlükten... Pasif biraz açabilir misiniz? Mesela seni döveceğim demek de bir tehdittir. Dövmeyeceği halde. Yani tehdit etmesi de bu 6.284 sayılı yasa kapsamına girer. Aynı zamanda özgürlüğünden yoksun bırakmak o kadını, yalnızlaştırmak, arkadaşlarıyla görüştürmemek. Aktif bir yani dayak eylemi ya da hakaret olmasa bile bu şiddet tanımı içine giriyor. Ve böyle bir halde de biz hiçbir delil ibraz etmeksizin aile mahkemesinden 6.284 sayılı yasa kapsamındaki tedbirlerden faydalanabiliyoruz. Uzaklaştırma alıyoruz. Evet, uzaklaştırma alıyoruz. Bunun için bir delil ibraz etmemize gerek yok. Hakime dilekçe yazıyoruz ve diyoruz ki işte bu kişi bu şekilde davranışlar sergiliyor. Beyan ediyoruz sadece ve hakim o zaman kararı veriyor. İş yerine de yaklaşmama kararı alabiliyoruz. Eğer bir sitede oturuyorsa site güvenliğine bu mutlaka veriliyor. Polise otomatikman zaten tebliğ ediliyor. Ve kadının üstünde taşımasını da istiyoruz biz bu koruma kararlarını. Aynı zamanda ortak çocukları varsa çocukların... O şiddet uygulayan babaysa eğer ya da erkek arkadaşıysa onun görüşmesinin kısıtlanmasına ya da tamamen ortadan kaldırılmasına dair karar alabiliyoruz. Ya da sosyal medyadan, telefonla, mail yoluyla hiçbir şekilde onunla iletişim kurmamasına yönelik tedbir de alabiliyoruz. Tabii yani sadece onu da şunu da belirtelim yani bu sadece fiziki olarak bir temasta bulunmaması değil. Evet. Telefonla taciz tabii etmesi, sosyal medyadan açıktan sinkaflı yazılar yazması her şey herhalde dahil çok, değil mi? Bizim evet gördüğümüz davalarda pek çok en son benim aldığım bir tedbir kararından sonra mesela her yerden mesaj yollamasını engellenmesine yönelik bir karar aldığımda havale yaptı benim müvekkilime o kişi. O doğru mu bu arada? Ben onu okudum. Evet, havale yaptı ve mesela 0.03 kuruş 5 kere 6 kere göndermiş açıklamayı da işte lütfen evine dön. Eğer o elbiseyi giyersen sana yapacağımı biliyorum. Ben bunu okudum. Bunu, evet, ben oluyor. Bunun gerçek olduğuna evet, inanmak gerçek, sizin maalesef müvekkiliniz miydi? Evet, var böyle bir şey. Pek çok başka avukat meslektaşlarımla da konuşuyoruz. Öyle çok de yapıyorlar ya. Keşke erkekler bu yaratıcı tavırlarını başka yerlerde kullansalar. Değil mi? Ben bir şey sormak tabii istiyorum. Buyurun. Önemli olan karar almak değil galiba. Çünkü ne kadar karar alırsak evet alalım sonuçlar değişmediğinde bu kararlara uygulanmamasının cezai yaptırımları nelerdir? Bana göre evet, asıl var. Daha önemli konu. Tazyik hapsi alıyoruz 3 günden 10 güne kadar ve o zaman hapis cezası çıkıyor ve bu paraya çevrilemeyen bir ceza. Paraya çevrilmemesi çok önemli. Evet. Bunun altını çizelim. Evet, belki 3 gün yeterli değil ama. Tabii şimdi bakın gerçekten bizde yani Türkiye'de ya da işte pek çok dünya ülkesinde de var ama eğitimle ancak bu çözülebilir bir sorun. Dediğim gibi yani mesela biz o zaman üniversiteden mezun olduğumuzda evli arkadaşlarım ofis açacağı zaman baroya kocasından izin belgesi götürmüştü. Bir avukatsınız bir de siz. Evet, o zaman biz çok isyan etmiştik. Fakültede okurken de çok isyan etmiştik. 2002 senesinde bu değişti. Dolayısıyla yani Türkiye'deki o ataerkil bakış açısının değişmesi için ana sınıfından itibaren esasında eğitimin değişmesi ve kadın ama hakları... Ama kanunlarda bence bir takım evet, değişiklikler buna yapılması lazım. Buna benzer başka kanunlar var mı bilmemiz gereken? Şöyle, kadının o değişmiş şükür. Ailenin evet korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun gerçekten kapsamlı ve koruyucu. Yani kadını koruyabilir esasen. Fakat ne yazık ki oradaki ceza caydırıcı olmuyor. Çünkü onları hiçbir şey engellemiyor. Ya çünkü doğru malı gibi görüyor kadını. Ayrı bir birey olarak kabul etmiyor. Yani insan olarak kabul etmiyor.
Bizim esas sorunumuz bu. O ceza hatta bile provokatif oluyor, öyle değil mi? Yani 3 gün hapishanede yatarak, evet, belki kendisini daha... Evet, sen bana daha nasıl bunu yaparsın, ben sana bedeli daha fazlasını ödeteyim gibi. Diyerek. Şimdi onlar istisna, tabii ki bunlar yansıyanlar ama çözülen de çok vaka var Sevil Hanım. Yani onlar yansımıyor. Baro'nun istatistiklerine baktığımız zaman, Baro'nun Kadın Hakları Komisyonu ya da Adli Yardım Bürolarında biraz çözülen çok... söylerseniz çünkü evet, insanlar artık evet, ekranlara ve sosyal medyaya evet, baktığında korkuyorlar. Çok güzel söylüyorsunuz. Aslında o çözülen vakaların da kesinlikle haber yapılması gerekiyor. Çünkü çok var. Sadece şiddet içerikli çok olaylar aksettirildiği için insanlar hayır hayır çözülen çok vaka var. Hakkını kullanmaya gelen mesela ilkokul mezunu olmadığı halde bu sizin gibi programların sayesinde televizyonda öğrenip ki İstanbul Barosu'nun Adli Yardım Bürosu ve Kadın Hakları Komisyonu burada ücretsiz hizmet veriyor. Bu da çok önemli. Evet, o evet, kişilere... Nereye arayabilirler? Mesela diyelim baroyu, ki... İstanbul Barosu yeni taşındığı için eski numara benim aklımda. Yeni numarasını ezbere İstanbul bilmiyorum. İstanbul Barosu yazacaklar. Evet, İstanbul Barosu'na yazdıkları zaman yeni numaradan aradıkları zaman kesinlikle yardımcı olunuyor. Ne kadar sürede cevap gelebiliyor? Mesela böyle bir şiddetle karşı karşıya kaldım. Aynı gün hemen. Hemen tabii orada... Çalışan pek çok meslektaşımız var. Çok sevindim. Aynı anda çünkü yardımcı oluyoruz. Kesinlikle Baro'nun yani görevi burada yatsınamaz bir gerçek. Peki şimdi bu ekranlarda gördüğümüz olaylardan yola çıkarak maalesef önemli bir soru sormak istiyorum. Şimdi böyle bir şiddet gördü. Hem kadın hem de çocuk. Burada ilk etapta ne yapmak lazım? Yani bu şiddet gören kişilerin ilk etapta yapması gerekenleri bize bir sıralayabilir misiniz? Tabii Azal? Şimdi mesela karakola gidip şikayetçi olması gerekiyor ilk etapta. Karakola gidip şikayetçi olduğu zaman otomatikman onu darp raporu için sevk ediyorlar. Hı-hı. Rapor alınıyor. Ama rapor alınmasa da biz bu tedbirleri alabiliyoruz. Dediğim gibi yani 6284 sayılı yasanın en önemli özelliği hiçbir delil ibraz edilmeksizin alınabiliyor olması. Peki ispat nasıl olacak? Yani... Orada sadece kadının beyanı esas. Hmm. Çünkü o kadını korumaya yönelik getirilmiş bir yasa. Anlaşılıyor zaten delillerle sonrasında da. 3 aya kadar veriliyor koruma tedbirleri. O şeyi aldıktan sonra raporu aile mahkemesine müracaatta işte 6284 sayılı yasadan kaynaklı tedbirlerin hepsini alabiliyoruz. Mesela burada Sevilay aslında hani kötü niyetli böyle bir erkeğe karşı böyle bir hareketle yapıldığını varsayalım. Ya bu kadın zaten seni istemiyor ve uzaklaştırma aldıysa sen de zaten yaklaşma bu kadına. Evet. Yani demek ki aranızda bu ilişki bitmiş demektir. Yani bir kadınla bir erkek arasında böyle bir ilişki tesis edilemiyor ve kadın bir de bilinçli bir şekilde uzaklaştırma aldıysa ben hep söylüyorum bunu. Bakın geçen gün ben de bunu da size sormak isterim özellikle. Erkekler bu özellikle Ümitcan Uygun'un bir başka sözde TikTok fenomeni olduğu neyin fenomeni onu da bilmiyorum. Bir başka tanıdığı bir başka erkek yine canlı yayın açıp bir kadına şiddet uyguladı ve sonrasında şöyle bir açıklama yapmış. Bilip bilmeden konuşmayın, aldatıldım ben. Yok. Hiçbir şey şiddetin gerekçesi ya da mazereti olamaz zaten. Bu kabul edilemez. Ne hayvana karşı şiddet ne insana hiç kimseye. Yani burada bizim bir sorunumuz... aldatma diye bir burada şey çok önemli. Yani sanki bu ataerkil toplumda evet, yani Hazal Hanım şu çok önemli. Hani hakimlerde erkek hakim gelirse böyle bir işte itiraf pardon iftira tabii, atarak. Tabii orada indirim almaya çalışıyor kendi yaptığı eyleme karşı ama kesinlikle hiçbir şekilde indirim artık verilmiyor ve uygulanmıyor. Peki bu size başka bir şey daha sormak istiyorum. Vaktimiz de kısıtlı çok tabii, en önemli. Hamile birini terk eden bir kişiye nasıl yaptırımlar uygulanır? Şimdi bu aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali başlığı altında Türk Ceza Yasası'nda düzenlenmiştir. Eğer bir insan evli olduğu kişi tarafından hamileyken terk edilirse veya evli olmasına da gerek yok. Erkek arkadaşı ya da işte resmi nikahı olmayan imam nikahlı eşi. Ortak çocukları olacak. Evet, hamileyken kendisini bu şekilde çaresiz durumda terk ederse, maddi manevi çaresizliğe terk ederse şikayet üzerine de değil kamu davası esasen ama savcıların haberinin olması için şikayet edilmesi gerekiyor. 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bunun da hapis cezası evet, var. Evet hapis cezası şimdi var. Bunu biz kadın avukatlar defaten televizyonlarda ve her yerde sosyal medyada da ifade etmek istiyoruz ki kadınlar haklarını bilsinler ve kullansınlar diye. Peki nafaka alabilir mi böyle bir durumda? Tabii ki alabilir ama öncelikle soybağının tespiti davası açması gerekiyor. Babalık davası. Evet.
Öyle bir durumda da doğumdan itibaren bir yıllık hak düşürücü süre var. Babalık davasını açtığı zaman o kişiye tebligat yapıldıktan sonra eğer örnek vermezse kan örneği ya da DNA resen onun çocuğu sayılıyor ve nafaka davası açıp nafaka diyelim. Alabilir. Vermedi. Evet, vermezse kabul etmiş sayılır. Resen. Çok onun enteresan babası sayılıyor. Yalnız bu mesela bu konuyu peki burada nafakadan nafakaya değişiklik oluyor mu? Kaç evet. türlü nafaka var? Çocuk için iştirak nafakası, kadın için yoksulluk nafakası. Genellikle çünkü kadınlar mağdur olduğu için biz genellikle kadın ve çocuk için alıyoruz. Tabii ki o kişinin maddi durumuna göre belirleniyor nafaka. Kredi kartı ekstrelerini, işte gayrimenkul kayıtlarını, araç kayıtlarını vesaire getirtiyoruz dosyaya. Bunu erkeğe mi bakıyoruz, kadına mı bakıyoruz? Erkeğin gelirine bakıyoruz ki kadına ona göre bir nafaka belirlensin diye. Yani o arada diye. Da o zaman bir uçurum olmasın diye galiba tabii, herhalde tabii, değil mi? Tabii hakkaniyetli olsun. Mesela çok zengin birisinin vereceği nafaka ile asgari ücretli birisinin ödeyeceği nafaka aynı olamaz çünkü. Evet, televizyonlarda hep konuşuluyor. Maalesef ki televizyonlarda ünlü ve popüler insanların boşanma davalarındaki evet. paralar konuşurken. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey değil. Kişiler o zaman baz alınıp. Tabii ki onlar zaten çok atipik örnekler. Çünkü Türkiye'nin Zeynep onlar geliyor herhalde önünüze değil mi Hazal Hanım? Tabii ki daha orta standartlı vakalar geliyor. Öğretmen vesaire ya da mühendis olabilir ya da direktör olabilir. Biz elimizden geldiğince onların hakkını en fazla almaya çalışıyoruz. Peki bu manevi tazminat nasıl bir ortamda? Maddi ve manevi tazminat boşanma evet. sonrasında evet. hangi koşullarda oluşuyor? Maddi manevi tazminatta boşanma davalarında kusursuz ya da daha az kusurlu olan taraf talep edebiliyor. Yani mesela zaman kadından da talep edebilirler. Evet, eğer kadın aldattıysa ve adamın hiçbir kusuru yoksa tabii ki adam da kadından talep edebilir. Öyle vakalar da oluyor zaten. Evet, yani burada bunları söylerken neden özellikle söylüyorum? Bu aldatma işi maalesef ülkemizde sanki şiddet için makul bir sebepmiş gibi algılatılmaya çalışılıyor. Evet. Beyler, eğer eşiniz böyle bir şey gerçekten size yaptıysa maddi manevi tazminat yoluna boşanır. Girebilirsiniz. Boşansın. Yani şiddet başka kusurlar kabul edilemez. Neler olur aldatılma haricinde? Hakaret etmesi, kötü davranması, yok sayması, para vermemesi. Mesela ev hanımı. Ve para kazanmıyor ama ihtiyaçlarını karşılayacak parayı vermiyor. Ya da parayı veriyor, neyi nereye ne kadar harcadığını sürekli soruyor. Bunların hepsi boşanma sebebi. Normalde olan zaten. Bunlar normalde olan olaylar zaten. Ekonomik şiddet bu. Peki. Ekonomik şiddet diye bir şey mi var Hazal Hanım? Evet, onları anlatmam gerekirse bu ekonomik şiddet. Cinsel şiddete istemediği zamanlarda istemediği şekilde cinsel ilişkiye zorlamak. Bu da bir boşanma sebebidir ve koruma tedbiri gerektirir. Hiç birini bilmiyordum. Ekonomik şiddette eğer ona bağımlıysa ya da kendisi de çalışıyor ama adam elindeki bütün parayı alıyor. Mesela bu da bir ekonomik şiddettir. O zaman şiddettir. Benim bütün arkadaşlarımı boşanması lazım. Peki, Hazal Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten benim bilmediğim. Benim de aslında daha sormak istediğim çok soru oldu. Ben tekrar gelirim. Onu buyurun her zaman başımızda çok teşekkür çünkü ederim. Tekrar ediyorum çok haklısınız. Özellikle ekranlar bu konuda çok bilgilendirici oluyor. Çok teşekkür ederiz Hazal Hanım. Ben teşekkür ederim çok davet ettiğiniz için. Şimdi Sevilay biraz sonra bir Skype bağlantısı yapacağız. İlk defa bir konuğumuzu Skype bağlantısıyla alacağız. Artık biliyorsun televizyonlarda son dönemde özellikle Covid sürecinden sonra çok popüler oldu. Ve konuşacağımız konu biraz önce de söylemiştim. Profesyonel koçluk yapmayı düşünüyorsanız bu konuyu kaçırmayın efendim. Az sonra Skype bağlantımızı yapıyoruz. Buyurun. Yaşam koçluğu nedir? Profesyonel koçluk hayatımızda neleri değiştirir? Bize neler katar? Profesyonel koçluk hizmeti ne kadar sürer? Herkes profesyonel koçluk hizmeti alabilir mi? Kimler profesyonel koçluk eğitimi alarak yaşam koçu olabilir? PCC ve NLP Master Abdurrahim Koçbay cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim, Abdurrahim Koçbay bizlerle birlikte PCC ve NLP Master olarak geçmekte. Efendim biraz önce de bahsettim. Abdurrahim Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben öncelikle sizden şunu öğrenmek istiyorum. Siz profesyonel koçluk hizmeti dışında danışmanlara da danışmanlık veriyor musunuz? Sadece eğitmen mi eğitmektesiniz?
Şöyle ifade etmek istiyorum bu konuyu. Aslında eğitmenlik bir nebze danışmanlık gibi oluyor. İnsanlar bilgi danışıyor, siz onları eğitiyorsunuz ve onlar da bu hizmeti artık uygulamaya başlıyorlar. Yani danışmanlık adı altında burada eğitimi yürütebiliyoruz. Hem danışmanlık hem aslında bence koça danışmanlık hem de ona bir yandan da kişisel gelişim yolunda. Bu arada NLP'yi biliyorum. PCC nedir acaba? Onu da öğrenebilir miyiz? Seminerle çözemedik. Tabii ki PCC Professional Certified Coach demek. Tamam. Uluslararası kuruluş olan ICF, International Coaching Federation diye geçer. Dünyadaki en geçerli koçluk federasyonudur ve ünvanlar sağlar. Bu oradan bir ünvan, yani böyle açıklayayım. Bir ünvan sürecinden geçtik, PCC bir ünvan. Peki ben şunu merak ettim. Bu ünvanı alabilmek için hangi altyapıya sahip olmak gerekiyor? O arkanızdaki bütün sertifikaları almak gerekiyor mu Abdurrahim Bey? Buzdağının görünen kısmı. Şimdi ünvanlar ICF'de 3 tane ünvan var. ACC, PCC ve MCC diye geçer. PCC orta derece bir ünvandır. 170 saat eğitim ister. 170 saat. Tabii en az. O da en az. Koçluk eğitimi. Bu da ICF akreditliği olacak tabii ki. Bununla birlikte 500 seans deneyim istiyorlar. Bununla birlikte bu bilgileri beyan ettikten sonra CKA sınavı denen, İngilizce açıklaması şu an aklıma gelmiyor ama bilginizi, koçluk bilginizi ve yeteneğinizi ölçen bir sınava başvuruyorsunuz. O sınavı en az 70 üzerinden geçmek gerekiyor. Geçtiğiniz zaman ünvan alma hakkı kazanıyorsunuz. Aslında bunları duyduğuma çok mutlu oldum. Neden mutlu oldum? Bir tane kurs alan, 3 gün, 4 gün kurs alan kendine ortaya atıp ben sizin dertlerinize deva olacağım diye ortaya, ben de maalesef bazı işte kulaktan dolma bilgiyle böyle bir iki yere gidip çok beklemediğim maalesef olumsuz olaylarla karşılaştım. Bu söylediğiniz süreçten geçiyor olmaları Abdurrahim Bey gerçekten çok beni rahatlattı. Çünkü bu söylediğiniz süreçten geçip hala vazgeçmeyen gerçekten birilerine yardım etmek isteyen kişilerdir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Ya zaten bu yayına bağlanmaktaki kastım hakikaten bu. Yani koçluk hakkında ülkemizin ciddi bir farkındalığa ihtiyacı var. Koçluk da zaten farkındalık alanı. Çok örtüşen yani, bir koçluk. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Özellikle kişisel gelişim alanında o kadar büyük kirlilik var ki Türkiye'de. Ben kişisel gelişim alanında çok sevdiklerimi tenzih ederek söylüyorum. Neredeyse herkesi çok iyi tanıyorum. Önce Kel'in ilacını kendisine sürecek hali yok. Ortalıkta 5 kitap, 6 kitap gezen insanlar var. Bu tehlike, evet. Bunu bu arada biz koçluk konuşacağız ama sadece danışan adına da tek bir soru sormak istiyorum. Lütfen. Burada bu kirlilik içerisinde doğru koçu nasıl seçebiliriz biz? Şimdi daha önceki katıldığım yayınlarda da hep söyledim. Siz aldığınız hizmetten memnunsanız, şimdi insanlar koçluğu bir araştırsın önce, hizmet almadan önce. Eğitim mi alacaksınız? O zaman birkaç seans alın, koçluğu tanıyın diyoruz. Önce koçluğun ne olduğunu gerçekten özümsemek, hazmetmek lazım. Sandığınız şimdi gibi bir şey de olmayabilir değil mi? Tekrar alabilir miyim sorunu? Sandığınız gibi bir şey de olmayabilir belki de. Kesinlikle. Yani aradığımı bulduğum yer olmayabilir. Belki ben bilgi istiyorum, danışmanlık istiyorum ama koça gidiyorum. Bu da doğru değil. Doğru hizmet doğru şeylerle çıkar. Yani doğru istekle ortaya çıkıyor. Bu süreçte bir kere her şeyden önce bir koçun ünvanlı ve ICF akredite belgeli olup olmamasına çok özen göstermek lazım. Bugün ben de belge sunuyorum. Aynı zamanda bir eğitimciyim. Şimdi ben ICF koçu olduğum için bu konuda gönlüm rahat. Farklı bir akreditasyon firmasından Türkiye'de bu akreditasyonu sağlayıp bizzat ben eğitip insanlara koçluk yolunu açıyorum. Ama beni güvende tutan ve benden hem hizmet alanları hem eğitim alanları güvende tutan bir şey var. Ben ICF tarafından denetlenen PCC bir koçum. Ve 3 yılda bir bu sınav yenilenir. Bu çok önemli. Yani bir kere aldınız bu sınavı. Hayat uzun bir yol değil mi? Almış 20 yaşında. Gelmiş 50 yaşında sistemler değişmiş değil mi? Yani bir kesinlikle. De bilgi de çok hızlı değişiyor. Tabii, yeni tabii. Bilgi üstüne ekleniyor. Peki şeyi sorabilir miyim Abdurrahim Bey? Şimdi buyurun. Siz böyle bir alana girdiniz. Dediniz ki ben böyle bir alanda koçluk hizmeti vereceğim. Ne tür gelişmeler? Biraz da pozitif tarafından konuşalım. Yani ne tür gelişmeler, ne tür değişiklikler olur hayatınızda bu yola girdikten sonra?
Şimdi bu yola giren insan bir kere kendi hayatında bir aydınlanma yaşıyor. Bizzat ben yaşadım. Hatta geçen sene ödül töreninde sizin elinizden bizzat ödül evet, aldım. Doğru. Benim için gurur verici bir şey. Şimdi hayatınız öyle bir dönüşüyor ki böyle bir dönüp bir yıl sonrasına baktığınız vay be diyorsunuz. Yani bunu hissediyorsunuz. Vay be nereden nereye? Çünkü kafa yapısı değişiyor. Bu bilgiler bizde var olan doğal bilgiler. Belli metodolojilerle biz bu bilgileri kendi hizmetimizde kullanmayı öğreniyoruz. Bir koç önce kendi özümsemeli, sonra zaten koçluk alana müşteriye dokunmaya başlar. Yani burada kilit noktamız şu Deniz Hanım, ne olursa olsun bir koç gerçekten bu bilgiyi özümsemiş ve öncelikle kendi hayatını dönüştürmüş olmalı. Bu yüzden ben firmamı kurarken Arkoç Akademi'yi şunu vurguladım ben. Yaşamınızın dönüşüm mimarı. Çünkü kafa değişirse yaşam değişiyor. Biz bunu biliyoruz artık. Özetle bunları söyleyebilirim. Şimdi çok doğru bir şey söylediniz. Biz bunu hep konuşuyoruz ya, işte burada bir evlilik danışmanı 9. evliliğini yapıyor. Şimdi tabii kafa biraz karışıyor. Bazen de aradığını bulamıyor mu diye de düşünüyorum. Ayrı bir konu ama biraz da ya da özellikle kişiler özellikle bu Covid sürecinden sonra gelirle ilgili, maddi imkansızlıklarla ilgili belki kapılarını açmak istiyorlar ama orada baktığımız zaman koçumuzun hayatında da bu orada bir sıkışıklık varsa, değil mi? Yani ne konuyla bize ahkam kesiyor bizim koçumuz, orada nasıl bir duruş sergiliyor, galiba onları dikkatli analiz etmemiz lazım tahmin ediyorum ki. Kesinlikle. Bir de koçlukta ince bir ayrıntı vardır Deniz Hanım. Ben bir koç olarak seansa girdiğim an ben olmaktan çıkarım. Sadece bir koç olurum. Ne özel hayatım bende kalır, ne kişisel benliğim. Bunların hepsi devre dışı bırakılır ve eğitimlerde özellikle üstünde durulan konulardan biri budur. Seansa girdiğinde bütün özel hayatını bir kenara bırakırsın ve sadece o gelen bireye, müşteriye, koçluk alana odaklanırsın. Ve dolayısıyla %100 verim, işte kalite burada ortaya çıkıyor. İnsanların yaşamı dönüşmeye başlıyor. Çünkü ona odaklısın, sen onu dinliyorsun ve bu dinleme, biz aktif, empatik dinleme deriz, fil kulağıyla dinlemek deriz, sadece kelimeleri duymak değildir. Bana bir şey anlatıyorsun ama altında yatan nedenleri de dinliyorum. Senin beden dilini okuyorum. Neyi nasıl anlatıyorsun, hangi duygularla anlatıyorsun, her şeyin farkında olmam gerek. Zaten bundan ötürü bir koç gerçekten eğer kalifiye bir koç ise tamamen müşterisine odaklı olmalıdır. Ya buradan anlar müşteri. Peki burada şunu da soralım o zaman. Her birey profesyonel koç eğitimi alabilir ve herkes koç olabilir mi? Sağlıklı her birey koçluk hizmeti de alabilir. Koçluk eğitimi de alabilir. Çünkü koçluğun şurada bir tanımını yapmak istiyorum, profesyonel koçluğun. Çünkü artık koçluk, aslında çok yaptık bu tanımı. Yıllardır anlatıyoruz belki. Ama yeniden duyulması gerekiyor. Bunu zannediyorum. Bireyi var olduğu yerden ve olmak istediği yere taşımaktır yani. Çok var olan güzel söylediniz. Olduğu yerden olmak istediği yere taşımak, evet. Güzel bir tanım. O zaten çünkü, biliyorsunuz bunu becerdikten sonra zaten taşları yerinden oynatırsınız. Herkesin hayatta bir isteği var ama o isteğine gittiği yolda maalesef ya vazgeçiyor ya işte ayağı taşa takılınca geri dönüyor, küsüyor. Değil mi? Burada biraz da ciddi bir motivatör gibi. Belki de. Bir noktada şunu sormak isterim ben. Bu koçluk eğitimleri içerisinde sosyoloji, psikoloji gibi konuları da dahil ediyorsunuz galiba. Eğitimin içeriği nedir mesela? Koçluk eğitimi. Eğitimin içeriğinde lafınızı balla keseyim. Şöyle izah edeyim. Sorulara artık aşinayız. Çünkü çok soruluyor. Psikoloji bilgisi de var belli bir sınırda, felsefe bilgisi de var, sosyoloji bilgisi de var. Yani bütün bu bilgilerin pekişmesinden ve insan doğasında var olan bilginin işlenmesinden ortaya çıkan bir metodolojidir koçluk. Şimdi bunun yanında aynı zamanda benim NLP ve NLP uzmanlığım, bununla birlikte kuantum düşünce teknikleri uzmanlığım var. Koçlukla bunları birleştirdiğimiz zaman aman Allah'ım mükemmel bir güç ortaya çıkıyor. Hiçbir insan memnuniyetsiz ayrılmıyor. Şimdi bu öyle bir şey ki buraya gelen her birey hizmetini alıyor. Bunun yanında bedelini de ödüyor. Bunun yanında duasını alıyorsunuz. İşte bütün dünyayı değiştirebilecek güç yine düşünce yapısıyla değişiyor. Ben hep şunu söylüyorum. Bir insanın hayatını değiştiririz. O insan bütün ülkenin, bütün dünyanın hayatını değiştirir. Bu bizim ülkemizin kuruluşunda çok büyük bir örneğimiz vardır. Mustafa Kemal Atatürk bir tek insandı ama düşünceleri
bizi birçok noktaya getirdi. Hala bana sorarsanız zaten kesinlikle. Arkasından onun benzeri bir bence hala değil mi? Yüzyıllar sonrasını görebilecek vizyona sahip çok değerli bir insandı. Abdurrahim Bey çok teşekkür ederiz. Lafınızı balla keserekten yayınımıza devam edeceğiz. Yine benzer bir konuyla devam edeceğiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı haberlerde buluşmak üzere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, şimdi Sevil Aycığım senden önce bir konuğumuz daha var. Evet. Ve bayıldığım bir konu numeroloji, bunun da ismini bir türlü söyleyeyim, numeroloji. Fakat burada kullandığımız, biraz önce de söylemiştik, herkesin kolay değerlendirebileceği bir alan. Adımız, soyadımız ve doğum tarihimiz değil mi yeterli efendim? Hatta bugün galiba benimkinden de yola çıkarak ufak bir analizle size güzel bir örnekle bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Ayşegül Simörk Yeşil Çimen bizlerle birlikte olacak efendim. Numeroloji nedir? Sayılar hayatımızı nasıl etkiliyor? Sayı analizi nasıl yapılır? İsmimizin yaşamımıza etkisi ne? İsmimizin numerolojisini nasıl hesaplarız? Numerolojinin karma ile nasıl bir ilişkisi var? Hangi sayılar, hangi durumlar için kullanılıyor? Yaşam koçu ve numerolojist Ayşegül Simurk Yeşilçimen yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim, yaşam koçu ve numerolojist Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Ayşegül Simurk Yeşilçimen. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bir kere öncelikle numeroloji nedir ve siz nereden buraya merak saldınız onu merak ediyorum. Numeroloji nedir? Numeroloji bizim isim, soyisim ve doğum tarihimizden yapılan bir analiz. Ben bu konuya nereden merak sardım? Aslında birçok konuya ilgim vardı. Birçok konunun eğitimini alıyorum yıllardır. Ama numeroloji niyeyse... Bunların arasında belki de size daha... Hedef odaklı diyebilir miyiz? Evet, daha hedef odaklı. Yani çok küçük bilgilerle sadece bir insanın isim, soyisim, doğum tarihinden onun bütün hayatını dökebiliyorsunuz. Yani bu böyle şey, yıldız haritası gibi bir şey falan mı oluyor? Hayır, değil. Numerolojide şöyle, her bir harf... Bağlayayım dedim sana Sevilay da. Yok ama. Yok, astroloji çok paralel çalışıyor. Çok paralel çalışıyor ama astroloji tabii çok daha farklı, kapsamlı. Çok daha farklı bir alan. Ama çok güzel, numerolojiyi şunu çok seviyorum. Çok kısa zamanda çok geniş bilgiyi, çok minik bir bilgiyle çok büyük bir külliyatı açabiliyoruz. Astroloji bir data olduğu için onun eğitimi de çok uzun sürer. Fakat numeroloji ona kıyasla aslında içine girdiğiniz zaman hem kolay öğrenebileceğiniz hem de çok geniş. Net bilgi, gerçek bilgi veriyor. Gerçek bilgi. Peki iki isminiz olursa fark ediyor mu? Tabii ki fark ediyor. Hmm. Şimdi zaten Sevilay Hocam da tabii daha iyi bilir. Onun yanında konuşmak çok şey değil ama göbek hatlarımızı muhakkak kullanmamız gerekiyor. Böyle bir sistemde. Tabii muhakkak kullanmak gerekiyor. Çünkü ikinci isimler kullanılmadığı takdirde ruh ve beden uyumlanamıyor. Bizim ismimizdeki her bir harf bizim geçmiş yaşamlarda çalışıp başardığımız görevlerimizi gösteriyor. Çok enteresan. İsmimizdeki eksik harfler ise geçmiş yaşamlarımızda çalışıp başaramadığımız, bu yaşantımızda hani ağır imtihanlar deriz ya, yaşayacağımız senaryoyu gösteriyor. Peki, o yüzden çok önemli ikincisini kullanmak. Burada bir de kolay da bunun analizini yaptırmak değil mi? Bunun analizini yaptırmamız bize hayatta nasıl bir yol çizer? Nasıl bir yol çizer? Hayatımızın şifresini, ya yani kriptonun şifresini kırıp mesajı okuyabiliriz. Bu bayağı yani çok büyük yol haritası. Önemli bir çok bilgi büyük, bu sizin söylediğiniz. Tabii tabii, çok büyük bir yol haritası. İsterseniz sizin isminizden birazcık yola tabii, çıkalım. Tabii tabii, ben adımı soyadımı her şeyimi verdim hemen Ayşegül Hanım. Şimdi mesela Deniz Hanım'ın birinci çakrası, yani hayatta ben varım deme potansiyeli, cesaret, bağımsızlık çok çok kuvvetli. Çok güçlü bir şekilde ben varım diyebiliyorsunuz hayatta. Evet. İkinci çakranız, karşınızdaki insana sen varsın da diyorsunuz. Karşınızdaki insana kendini değerli hissettiriyorsunuz. İnsanlarla uyum ahenk içinde yaşamayı becerebiliyorsunuz ki bunu birçoğumuz beceremiyoruz. Evet, asosyal olabiliyoruz değil mi? Yani iyi niyetli oluyoruz ama karşımıza o duygumuzu geçiremiyoruz. Evet.
Üçüncü çakradan karmik borcunuz var. Yani geçmiş yaşantılarınızda siz kendinizi doğru ifade etmeyle alakalı, organizasyon yönünüzü güçlü kullanmayla alakalı sınavlarınızın üzerinden gelememişsiniz. Bu karmik borcun üzerinden gelebilmek için sizin bu yaşantınızda sanatın herhangi bir dalıyla hobi düzeyinde de olsa ilgilenmeniz gerekiyordu. Anladım. Enerjinizin dengeye girmesi için. Bu astrolojik veri de destekliyor. Zaten senin haritanın üzerinde konuşmuştuk. Zaten terazi burcuna doğru gitmen gerekir ki terazi burcu sanatı gösterir. Evet. Zaten o yüzden istemeye istemeye geçen yakın dönemde Şafak'la yeni bir film çektik. Bir platformda olacak evet. Ama dediğim gibi çok enteresan bir şey söyledin. Hiçbir zaman da biliyorsunuz popüler bir iştir. Televizyon anında hiçbir zaman ilgimi şu anlamda söylüyorum. Yeteneğim olmasına rağmen ilgimi böyle gidip de tırmalamadığım bir şeydir. Ama bu söylediğinizden dolayı kulak kabartarak daha bu konuyla ilgili gelen teklifleri daha farklı değerlendireceğim. Zaten bu seansların amacı tamamıyla farkındalık kazandırmak. Evet, bu bana bir farkındalık kazandırdı şu an. Zaten mesela yapmasaydınız o enerji sizi çok ciddi şekilde sıkıştırırdı hayatta. Peki diyelim ki bu çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Benimkinden yola çıkarak ben mesela böyle bu bilgiye sahip değilim. Ne olurdu mesela? Ne olurdunuz? Önünüze çıkan o fırsatları değerlendiremeyebilirdiniz. O üçüncü çakramız bizim yaratıcı enerjimizdir. Şöyle yardımcı olayım. Eğer o bilgiyi değerlendirmekten kaçtıkça sistem diğer kanalları evet kapatırdı. Çok kötüymüş bu tabii söz. Evet. Mutlaka o kanalın çünkü aktifleştirilmesi gerekir. Evet, çünkü yaşam evet planında doğduğumuz zaman aslında bir tür ruh sözü vererek doğuyoruz. Karmik borçlar bunu anlatır. Öyle değil mi? En büyük farkı da hayatımızda zaten karmik borçlarımızdan yaşarız hayatımızda. En büyük farkı o şekilde çok açığa önemli bir çıkarırız. Şey yani tabii benim ki bunu yapmam lazım o zaman. Yaptırırlar yani. Evet. Hayat o tarafa doğru götürür. Siz isteye isteye yapmasanız da sistem sizi sıkıştırır sıkıştırır. Bir gün yapmak zorunda kalırsınız. Peki ismimiz bizim hayatımızın neresinde? Yani ne kadar önemli ismimiz? Çok önemli galiba. Şimdi tabii ki çok önemli. Neden çok önemli? Dediğim gibi biz olaylara frekans olarak baktığımız için her bir harfin bir sayı değeri var ve o sayı değeri de frekanslara denk geliyor. Hmm. O frekanslar da bir çakraya denk geliyor. Siz o yüzden o çakraları söylediniz. Tabii. Şöyle ruhlar bedenlenmeden önce, dünyaya inmeden önce kendi isimlerini ve kabataslak yaşam senaryolarını aslında kendileri seçerek tabii inerler. Seçmiyoruz o zaman, seçtiğimizi zannediyoruz isimleri anne baba olarak. Sadece vesile oluyorlar. Aslında ruh ismi kendi seçiyor. İsmimizdeki her bir harf bizim geçmiş yaşamlarda çalışıp başardığımız görevlerimiz, bizim şeref madalyalarımız. Biz onları bilerek geliyoruz. Eksik harfler ise bu yaşantımızda... Eksik harf ne demek yani Ayşe? Mesela sizin 3'ten karmik borcunuz var. Sizin isminizde C, Ç, U, Ü ve L yok. Olması mı gerekiyordu? Sizin haritanızda çok olmasına gerek yok çünkü yaşam yolunuzdan takviye almışsınız. Mesela 6'dan karmik borcunuz var. Ebeveynler, aile, hizmet, sorumluluk, evlenmeyeceğim demişsiniz ama evlenmeniz gerekiyor. Niye evlenmem doğru gerekiyor? Söylüyor. 70 yaşında tamamen kesinlikle. Doğru söylüyor. Çünkü eğer bu yaşantımızda bunun farkında olamayıp reddedersek öbür yaşantımızda daha ağır imtihanlara tabi tutuluruz ya da bu yaşantıda enerjimiz daha da ağırlaşır ve bizi rahatsız eder. Bu da bir terazi olma yolu. Terazi de ilişki yürüten olmak demektir. Aslında aynı paralel bilgileri veriyoruz. Farklı kanal kullanıyoruz. Hiç hoşlaşmadım. Biz ne yapıyoruz? Şimdi doğum tarihinde eğer niyetiniz var. Ama açmaya yandan da niyetiniz da var. Yandan bilgiler biliyorsunuz. Yani bu şu aslında biraz da hayata bakış açımızdaki kendimizi mutlu düşündüğümüz bakış açılarımızı bir sorgulamamız mı gerekiyor? Yani ben mesela açıkça söyleyeyim. Şimdi benim kızım 12 yaşında. Ben bundan sonra bir daha ne böyle bir evlenmek falan böyle bir şeyler. Adı evlilik olmak zorunda değil. Fakat evet, sağlıklı bir birliktelik olmak zorunda. Ya şimdi o da mesela şimdi kızım var ergenlikte. Şimdi hani o da belki bahane de. Demek ki bunu sorgulamak lazım biraz. Böyle düşüncemi bir sorgulamak şöyle, mı gerekiyor? Olayı dışarıdan değil de benim kendi hayatımda bir ilişkiyi yönetebilme gücümü görmek açısından bu deneyime açık olmak lazım. He.
Anladım. Evet. Sizin dediğim, biz ne yapıyoruz bu durumlarda? Siz şanslısınız, doğum tarihinizden takviyeleriniz var. Ben bunların üzerinden geleceğim demişsiniz. Ama bizim çakralarda kara çukur, kara delik dediğimiz bir durum vardır. Doğum tarihinden de hiç takviyesi yoktur. Biz bazı ne yapıyoruz? Kişilerde böyle mi oluyor? Tabii tabii. Eksik harflerden ekstra bir isim öneriyoruz. Tabii isim tabii, mi tabii, kullanmıyor? Tabii, yani tabii. Atıyorum şimdi benim ismim Deniz diyelim ki bu eksik... Hani ben bu kara delik dediğiniz durum var. Yok, sizde yok. Ha, yok. Var olsaydı. Evet. İkinci bir isim mi kullan? Evet. Ay, çok enteresan. Tabii ki öyle. Tabii işte ikinci ismi var. Kullanmaya başladıkları andan itibaren insanlar o harflerin frekanslarına uyumlandıklarında çok yaşam iyi. Enerjileri, yaşam senaryoları tamamıyla değişmeye başlıyor. İşte bu yüzden devreye burada isim danışmanlığı giriyor. Mesela birçok ebeveyn, anne baba adayı doğumdan önce bizimle irtibata geçip. Bu çok önemli bir şey. Tabii ki irtibata geçip işte bebeğin düşündükleri ismini söyleyip şöyle bir dökümüne baktırıp soyadıyla beraber ekstra bir isim. Ben genelde şeyi çok tercih etmiyorum. İki ismi mi? Hayır, zaten ruh, her ruh ismini kendi seçtiği için muhakkak ailede anneler, babalar, dedeler bir isimde diretirler. İlla bu olacak diye. Ben o ismi kesinlikle değiştirmelerini istemiyorum. İsim ve soy, düşünülen isim ve soy isimle şöyle bir dökümüne bakıyorum. Şu çakralardan eksik harfler var. Ekstra bir isim öneriyorum. Hmm. Böylece ne oluyor? Yani tamam bu, ruh karmasını seçip geliyor, biz kolaylaştırıyoruz. Sizin düşündüğünüz ismi çok değiştirme tarafta. Yani ben anne değil. Baba olarak diyelim ki kızımız olacak Zeynep düşünüyoruz ismini. Siz onu değiştirmiyorsunuz. İkinci bir isim. Evet, yani. Evet. Eksikleri kapatıyorlar. Eksikleri kapıyorum. Güzel. Çünkü o Zeynep'i o ruh kendi seçip gelmiş. O harflerin liyakatlarını sahip. Ata karması DNA'ya da zaten tabii, bunu seçtiriyor. Tabii. Babaannenin ismi, anneannenin ismi, dedelerin ismi. Çünkü bir şeyi devam ettiriyor. O yüzden aslında onu önce kabul etmek gerekiyor. Tabii. Tamam. Ya ikinci bir isim belki. Sizin isminiz Deniz. Sizin geçmiş yaşamlardan getirdiğiniz kendi liyakatlarınız. Soy isminizle getirdiğiniz liyakatlarda atalarımızdan bize miras kalan doneler, özellikler oluyor. Evet, yani kendi ismimiz kendimizle ilgili, soyadımız atalarımızda. Evet, atalarınızın mirasını devralıyorsunuz artılarıyla eksileriyle. Bazı durumlarda pardon çok sözünü pardon. Kestim çok önemli. Çünkü evlendikten sonra soyadını taşımak tamamıyla veya değişim. Eski soyadını devam ettirmek isteyen insanlar tamamen aslında eğer bilinçlilerse bu matematikten gidebilirler. Tabii. Yani soyad da o zaman peki ben şimdi onu da sorayım o zaman. Eşinizin soyadını aldınız, o sizin bir karmanız mı? Tamamıyla değişiyor. Evet, onun karmasını hayat planını alıyorsunuz. Mesela bizim soy ismimizde bol bol E var. E 5. Evet. çakranın harfidir. 5. çakra nedir? Yeşil hayat mi? Tecrübesi edinme, maymun iştahlılık, gezme, tozma. 7 yıllık evliyiz. 7. evimizi değiştireceğiz mesela. Ama peki siz mesela burada şey diyebilir misiniz? Mesela seni sorayım. Eşimi çok seviyorum. Hı hı. Fakat soyadını böyle bir analizde ortaya çıktığında alıp almayın diyebilir misiniz mesela? Almasanız daha iyi olur der misiniz? İkisini, bazen ikisini kullanmayı da önerebilirler. Tabii tabii. Çoğu zaman ikisini kullanmayı öneriyoruz. Yani almayın demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü dediğim gibi o anlaşma yapılmış zaten. O insanın hayatta öğreneceği şeyler var. Tekamülü için gerekli. Yani ne oluyor? Karma, iyi veya kötü karmasını da biz üstleniyoruz, kabulleniyoruz onun. Aslında kötü diye bir şey yok. Her şerde bir hayır var. Bizim tekamülümüz için belki onun yaşatacağı karma da gerekli. Ayşegül Hanım, çok değerli bilgiler verdiniz. Ben nümerolojiyle ilgili bilgim vardı ama açıkça söyleyeyim bilmediğim çok şey söylediniz. Bu danışmanlık alıp biraz daha ince ayrıntıda tabii. konuşulması gereken tabii ki. Bir konu. Hı-hı. Ama ben gene de en azından bir giriş yaptık kendi adıma. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Özellikle evlenecek veya çocuk sahibi olacak kişilerin Ayşegül Hanım'a özellikle danışmasını ben olsam bu bilgiyle olsam Ayşe'nin ismini koyarken danışırdım. Bu arada ben hemen onu da söyleyeyim. Ben ada koymak istiyordum. Bir türlü bana işte sistem koydurmadı. Ayşe oldu. İyi ki de Ayşe olmuş. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ediyorum. Sevil Ağacığım, şimdi seninle aslında benzer bir konuyu anne çocuk ilişkisinde haritaları konuşacağız. Evet. Ama önce kısa bir reklam arası. Doğum haritasında anne çocuk ilişkisinin göstergeleri neler? Nasıl bir ebeveyn olduğumuz doğum haritamızda mı saklı? Çocuklarımızla olan ilişkilerimizde astrolojiden nasıl faydalanabiliriz?
Urenyen astrolog Sevilay Eriçtem astrolojiye göre anne ve çocuk ilişkilerini anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet, cumartesi gününün biz bizesinde son bölümdeyiz ve Sevilay'la aslında ben çok keyif alarak dinlediğim çocuk ve anne şeyle de babayla da yapılabiliyor mu? Tabii ki. Sevilay. Tabii yani ki. Doğum haritasına göre anne çocuk, baba çocuk ilişkisini bugün konuşacağız galiba. Evet. Bana şöyle söyleyeyim, yani bana nasıl bir etkisi oldu? Sevilay'ın bana çocuğumla olan ilişkimde mesela bu son dönemde birazcık tabii özellikle bu COVID sürecinde evde oturmaktan kaynaklanan bir buhran yaşıyor çocuğum. Acaba dedim benim bu ergenlikten sonra bu çocuk böyle mi kalacak, ilişkimiz kötüye mi gidiyor derken o konuda vizyonumu inanılmaz açtım. Çok sevindim. Bu haritaların çocuk anne çocuk baba çocuk ilişkisinde göstergeler bize hangi konularda kafamızda yeni yeni alanlar açabilir? Yani bizim bu ilişkilerimizi nasıl değiştirebilir? Ben biliyorum da sen bir de anlat istiyorum. Peki. Benim bu konuyu seçme sebeplerimden bir tanesi özellikle ebeveynle sorun yaşayan gençlerin çok fazla aslında etrafımda olması ve astrolojik danışmanlık alma yaşı da bayağı düştü aslında. Şimdi 20'li yaşlardaki çocuklar, gençler de bravo o zaman onlara. Bence de çok takdir ediyorum. Hatta eğer imkanları varsa öğrenmeye de geçsinler, daha rahat ederler hayatlarında. Temel olarak anne çocuk ve baba çocuk ilişkisi üçlü incelenmelidir. Anne baba çocuk olarak haritalarda. Bizim ülkemizde çoğu zaman ebeveynlerin haritaları çok bilinmiyor. Doğum saatleri, doğum günleri bile bilinmeyen bir toplumda yaşadığımız doğru. için. Özellikle 1950 kuşağından sonra daha sağlıklı bir data elde etmek mümkün oldu. Öncesinde her doğan çocuğa işte 1 Ocak'ta doğmuş şeklinde bir... o gün hangi gün geldiyse nüfus memuru hepsini değil mi? Evet, aynı gün yazmak ya da işte ablasının doğum gününü kendisine evet. kullanmak gibi bir datamız çok eksikti. Fakat 50'den sonra bu biraz daha düzene girdi. Şimdi temel olarak aileler bir araya geldiklerinde zaten iki kişinin bir araya gelmesi bir astrolojik uyum göstergesidir. Eğer bir kadın ve bir erkek astrolojik anlamda buna sinastri deriz astrolojide bir araya geldiklerinde bir uyum çalıştırıyorlarsa birbirlerinin eksik taraflarını temelde tamamladıkları için bir aradadırlar astrolojik olarak. Onu geçenlerde de anlatmıştım evet. eksik element şeklinde. Ben de bir element eksik olduğunda hayatıma o elementimi tamamlayacak bir partner gelir ve benim onunla bir ilişkim olur. Eğer bu evliliğe gidiyorsa zaten o ilişki hayat içerisinde daha uzun süreli alınması, verilmesi gereken bir ilişkiyi anlatıyor. Şimdi bu noktada çocuk hem annesinin haritasından bazı faktörleri alıyor hem de babasının haritasından bazı faktörleri alıyor. Bu aynı 46 tane kromozom, 23'ü anneden 23'ü babadan almak gibi bir şey. Dolayısıyla anne çocuk ilişkisi ve baba çocuk ilişkisi haritalarda birebir ilişki modeli olarak incelenir ve bir çocuğun nasıl bir anne istediği çocuğun haritasındaki ay gezegeniyle çok güzel ilişkilidir. Yani biraz da bu aslında bize ışık tutar değil mi? Tabii, çünkü benim kendimde yapmaya öğrendiğim, çünkü öğreniriz anneliği veya kendimdeki annelik modeliyle çocuğumun benden beklediği ve istediği annelik modeli birbiriyle çatıştığında bizim aramızda hiçbir zaman çözülemeyen anne çocuk problemleri olabilir. Bu noktada makul kişi anne olursa eğer çocuğunun haritasındaki ay burcuna bakarak onun nasıl bir anneye ihtiyacı olduğunu gözlemleyebilir. Biraz değil mi? Annenin zaten görevi değil mi bu? Ama her anne bunu deneme yanılma yöntemiyle öğrenmeye çalışıyor. Bir de geleneksel faktörler var. Ben annemden böyle annelik öğrendim diyen bir toplumuz. Dolayısıyla çocuğu kendine uydurmaya çalışıyor. Halbuki evet. jenerasyonlar aşağıdan yukarı gitmez. Yukarıdan aşağı doğru gider. Yani aslında biz çocuğumuza kendimizi uydurmalıyız. İşte bu noktada çünkü ona rehber olmak üzere ebeveyn olduk biz. Yani hayat planı yukarıdan aşağı doğru indiği için her anne baba çocuğa rehber olmak üzere o aslında kadar vardır. O kadar önemli bir şey söyledin ki Sevilay. Yani o düzen bizim kendimizi küçük jenerasyonlara uyumlamamızla kesinlikle öyle. Dolayısıyla biz bir çocuk üzerine ne kadar blokajlar, engeller koyarsak aslında onun insanlığa olan etkileşimine engel koymuş oluyoruz. Müthiş söyledin. Bu... Yani aslında belki müthiş bir vatana, millete, uygarlığa müthiş verimli ve hayrı olacak bir çocuk olacakken biz belki de o çocuğun tabii. değil
değil mi? Yanlış annelik ya da yanlış babalık yaparak. Tabii bunun için belli bir eğitim seviyesiyle olaylara bu perspektiften bakmayı bilmek de gerekiyor ama en azından bununla ilgilenen kişilere fikir olsun diye aslında ben bu konuyu açmak istedim. Çocuğumuzun haritasındaki ay bizden nasıl bir annelik beklediğini gösterir. Ve çocuğumuzun haritasındaki doğum bilgisini incelediğimizde ayın açıları anneyle olan sorunları da gösterir. Özellikle ayın sert açıları varsa diğer gezegenlerle çocuk annesiyle hiçbir şekilde irtibat ve iletişim kuramıyor demektir. Annesiyle irtibat ve iletişim kuramayan çocuk o ihtiyacı dışarılarda aramak yolunda bir takım motivasyonları çalıştırabilir. Hmm. Bu noktada hemen babaya bakmak lazım. Haritadaki baba göstergesi de güneştir. Hem güneşle hem ayla sert açı alan bir haritası varsa çocuğa ciddi anlamda yardım edemeyiz. Yani çocuk o yardımı alamaz. O noktada anne ya da baba kendisini belli bir eğitim seviyesinde geliştirip çocuğa o şekilde hitap etmeyi, onun anlayabileceği frekansa düşmeyi öğrenmek zorundadır aslında. Anne baba olmak zaten biraz da böyle bir şey. Fedakarlık dediğimiz şey bizim sandığımız şeylerden fedakarlık olmayabilir. Değil mi? Yani bu sadece maddi konular veya yok, tam işte ihtiyaç, anne ihtiyaç demektir aslında. Saçımı sana süpürge ettim değil de belki de bambaşka bir beklentisi var. Evet, ben zaten aslında biraz da bu burçlardaki annelik modellerini anlatmak istiyorum. Mesela çocuğumuzun haritasında ayı Koç burcundaysa çocuğun ihtiyacı olan anne cevval bir annedir. Mesela pısırık bir anne olamaz orada çocuğun ihtiyacı. Ve siz bunu görüyorsunuz ve siz pısırık bir anneyseniz ne evet, yapacaksınız? O zaman çocuğuma doğru anne değilim demektir. Kendimi değiştirmem lazım. Çok güzel. Çünkü o çocuk o anne neden beslenecek ve kendi kadınlık bilgisini ya da bir erkek çocuksa da karşı cinsle olan ilişkisini o anne modeli üzerinden alacak. Dolayısıyla eğer çocuk orada kendi algısına göre bir eşit bir değer bulamazsa bunu tamamen belki kendine zarar verebileceği alanlarda tamamlamaya çalışacaktır. Çünkü ihtiyaç böyle. Doğum haritasındaki ay bizim ihtiyaçlarımızı anlatır. Bir çocuğun haritasındaki ay onun anne ihtiyacını veya bir erkek çocuğuysa ileri yaşlardaki kadın ihtiyacını anlatır. Mesela ayı boğa olan bir çocuk annesinden beslenme ve sevgi ve şefkat isteyecektir. Ama ayı koç olan bir çocuğu severek iyileştiremezsiniz ya da severek onu yola getiremezsiniz. Ona daha sert, daha rekabetçi, daha disiplinli bir anne. Disiplinli değil, oyuncu bir anne belki bulmak lazım. Bu enteresan. Evet, mesela ayı ikizleri olan bir çocuğun entelektüel bilgiye ihtiyacı vardır. Annenin onunla konuşması gerekir. Anne onunla konuşmak yerine şunu yemeğini ye, dersini yap diye dikte. Televizyonun önüne bırakıp böyle. Evet, değil mi? O çocuk şunu sorgulayacak. Ben neden bunu yapmak zorundayım? Ve onun karşısındaki anne ona cevap vermelidir. Hem de mantıklı cevaplar vermelidir. Dersini çalışmalısın çünkü türünden yaklaşırsa o çocuk onu alabilir ve kendini iyileştirebilir. Mesela hayatla ilgili işte dünya neden var, biz nasıl dünyaya geldik bu konularla ilgili böyle artık hani leylek seni getirdi seviyesinde bir seviyesizlikte değil de değil mi? Daha tabii, belki entelektüel bir bakış açısıyla tabii, cevap ayı ikizlerde vermek olan çocuklar bunu çok isterler. Bir de şöyle bir durum var. Biz annemize saygı duymalıyızdır aynı zamanda. Hani hem anne olarak hem kadın olarak da onu bir kimlik olarak almalıyız. Fakat özellikle Türk halkında bu var. Genel toplumsalda sanki anne sadece kendini feda ederse çocuk için annelik saygınlığını elde edermiş gibi bir tamamen yanlış ve kültürel bir algıdayız. Maalesef. Bu ne yazık ki çok yazık da bir toplumun yetişmesine sebep oluyor. Çünkü anneden beslenemeyen çocukta çok büyük duygusal açlıklar oluyor. O duygusal açlıkları ilişkilerde beslemeye çalışıyor. Bu aynı şekilde mesela. Sonra da anne o ilişkilere karışıyor. Böyle saçma sapan bir birbirine girmiş olmaması gereken. Yani şimdi biz aynen televizyonlarda bakıyoruz. İşte bir ünlüyle bir ünlü birlikte olmuş, ayrılmış, işte dedikodu bile olsa bunu makul gösteren işte falancanın annesi bu ilişkiyi reddetti. Yahu senin oğlun artık 55 yaşında, senin annen senin ilişkine niye hala karışıyor, niye ilişkinin ortasında? Ve bunu bizim kültürümüz bunu çok nasıl diyeyim, ne kadar birbirine bağlı bir aile. Hayır, aslında çok yanlış, çok sağlıksız bir ilişki modeli. Ve doğru anneliğin sınırını bilmek zaten işte bu gezegenin ne kadar aslında çocukların haritasında önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü benim annelikteki alıştığım davranış modeli çocuğumun beklentisiyle zıtlaştığında, bir taraf fedakarlık yaptığında ve bu fedakarlık yapan çocuksa bir de eğer aslında anneyi idare etmiş oluyor. Bu aslında anne için daha
üzücü bir durum. Bakıldığı zaman çocuğunuzun sizi idare ediyor olması. Onun hiçbir şekilde ruhuna temas edemiyorsunuz demektir. Onu sizi hayatta rehber olarak almıyor demektir. Hatta duygusal krizlerini çocuklarına yansıtan anneler de var biliyorsun. İşte eşinden şiddet görüp de gelip çocuğunu döven. Mesela düşündüğümüz zaman bu kendimizdeki psikolojik şiddeti çocuğa yansıtmak. Yani aile içi şiddet sadece eşin karısına yaptığı şiddet değil. Asıl şiddet bence annelerin çocuklarına yaptığı şiddettir ki zaten bütün travmaları konuştuğumuz zaman her şey çocuklukta kilitli biliyorsun. Bir de sadece fiziksel şiddet de değil galiba değil mi Sevilay? Yani sürekli ağlamak, sızlanmak. Tabii zayıf anne modeli. Bir kere çocukların asla istemediği. O yüzden ay burçlar da çok önemlidir. Çünkü çocuğun benden güçlü anne görmek istiyor. Çünkü onun hayat planında böyle bir anne ile ilerlerse belki hayatta başarılı olabilecek. Bana göre fedakarlıksa konu eğer anneliğin, çocuğumun ihtiyacına göre anne olmak en büyük fedakarlıktır. Ben öyle olmak zorunda değilim. Öyle bir insan olmayabilirim. Ama meğer ki çocuğumun öyle bir anneye ihtiyacı var. O zaman ona göre bir anne modeli oldum da aslında çok büyük asıl annelik hizmeti bana sorarsan böyle bir fedakarlık, şey olmalı. Fedakarlık gerçekten. Asıl fedakarlık. Kendinden vazgeçerek onun ihtiyacını aslında gidermeye çalışıyorsun. Bence gerçek annelik o sırtına terlemesin diye havlu koymak değil gerçekten. Bir de herkesin ihtiyacı o havluda olmayabilir. İşte tam olarak aslında senin verdiğin örnekte mesela ayı oğlak olan bir erkek çocuğu anneden mesafe istiyor demektir. Şimdi erkek çocuğunun erkek olabilmesi için annesiyle çok mıçmış bir ilişkiden zaten uzak durması gerekir. İşte. Bizde gelmiş 55 yaşına da işte onu beğenmemiş de ya 55 yaşına gelmiş adam hala kadın seçemiyorsa bunu böyle makul göstermek ekranlardan bana çok uçuk geliyor. Bana çok uçuk. Mesela şimdi böyle bir durumda aslında belki de böyle bir ilişki var. Sen istemeyerek oğlunun mutlu mesut bir yuva kurmasına sürekli engel oluyorsun çok belki doğru. De. Çok doğru. Kesinlikle mi? Kesinlikle. Hatta burada tabii ki kadının duygusal ihtiyaçlarını çocuklar üzerinden tamamlamaya çalışması gibi tamamen aslında yanlış bir psikolojide çalışıyor. Yani hizmet etmesi gereken varlıktan hizmet almaya çalışan bir ebeveyn modeli ise asıl ters istikamettir. İşte o tekamülü tersi çevirmek anlamına gelir. Ben Sevilay'ı gerçekten haritama ve kızımın haritasına bakarak bu konuyla ilgili çok ciddi bilgiler verdi. Ve söylediklerini de kulağıma ciddi küpe yaparak yolumuza böyle devam ediyoruz. Bence alınması gereken en önemli danışmanlıklardan bir tanesi bu çocuk ve ebeveyn ilişkisi. Sevilay çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani vaktimiz dolduğu için maalesef ki burada araya girdim evet. Ama gerçekten çok önemli. Gerçek annelik söylediğin gibi haritanın aslında çocuğun ihtiyacına göre şekillendirebilen annedir. Benimki şükür zaten genel duruşuma ters bir şey değildi de şükür ki rahat rahat ilişkimizi senin söylediğin platformda götürebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür yarın ederim. Ne konuşacağız Sevilay yarın seninle? Yarın aslında bugün bir çok güzel bir balık yeni ayımız vardı. Bu balık yeni ayının burçlar üzerine etkisi ve önümüzdeki haftanın genel transitleri güzel. Konuşacağız. Güzel. Yani dolunay konu. Yeni ay. Yeni ay evet. Yeni bugün olan yeni tamam ay. Tamam efendim. Yarın zamanımızda ben o kadar bayılıyorum ki seninle konuşmayı. Zamanımız bayağı açtık. Yarın efendim 14.30'da bize de burada sizi yine bekliyor olacağız. Yarın görüşmek üzere. Bitcoin hiç kolay adımda.